Türkiye'nin en büyülü coğrafyasından, Kapadokya'dan hepinize merhaba. Bugün Azerbaycan'dan Nigar var yanımızda. Merhaba Nigar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sen daha önce gelmiş miydin Kapadokya'ya? Evet. Tamam o zaman. Hayır yani ne zaman geldin, ne yaptın, hani o bilgileri paylaş bizimle. Tamam. Ya ben birkaç kez geldim Kapadokya'ya. Güzel. Ama daha çok günübirlik geldim, gittim. O nedenle güzelliğin tamamını göremedim. Ama gezip gördüğüm yerler çok güzeldi. Çok şaşırmıştım. Gerçekten çok güzel, çok büyüleyici güzel, bir yer. Güzel, pekala. Ben size harika bir plan hazırladım o zaman. Ata bineceğiz. Testi kebabı yiyeceğiz ki en sevdiğim ve en merak ettiğim bölümlerden biri burası. Ve beraber çömlek yapacağız seninle. Süper. Güzel. Hepsine yatkınsın herhalde. Bilmiyorum, deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Pekala o zaman. Merhaba Kapadokya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu kadar yakından gezmiş miydin daha önce? Yok, bu kadar yakından gezmemiştim. Güzel. Ama çok güzelmiş, etkileyici. Bu arada hem sana hem de izleyenlerimize şöyle kısaca burayla ilgili de bilgi verelim. Oh, yoruldum da. Bura milyonlarca yıl önce bir iç denizmiş. Hatta o dönemden kalma, birazcık daha derinlerde deniz canlılarından kalma fosillerde görülebiliyor. Tabii sonrasında Hasan Dağı, Gül Dağı, Erciyes Dağı'nın lav püskürmesiyle iç deniz kurumuş. Kuruyunca da kalan tüf tabakası yüzyıllar boyunca işte esen rüzgarlar, basan seller sonucunda o su tabakasının ve rüzgarın etkileriyle böyle peri bacaları oluşmuş. Şu anda Göreme Açık Hava Müzesi'ndeyiz. Bizim yaptığımız hem jeolojik hem de tarihsel bir tanıklık aslında. Yani dünyada başka böyle bir yer var mıdır bilemiyorum. Sen gördün mü hiç böyle bir yer? Hayır, görmedim böyle bir yer. Peki nereleri gezdin Türkiye'de? Çok yeri gezdim. İstanbul başta olmak üzere. Çanakkale, Antalya, İzmir, Karadeniz, Gaziantep. Karadeniz demişken, ya şimdi buradaki Türkçe konuşmalarımız birazcık daha kulağa aşina ve kolay gelebilir de sonuçta Karadeniz'de bir ağız yapısı var, bir şive var orada. O şiveleri de kolay anlayabildin mi? Gaziantep'te de keza öyle. Evet. Yani çok zorlanmadım. Gaziantep'te ve Karadeniz'in belli bölgelerinde şive benzerliği vardı. Yani özellikle Nahçıvan lehçesine çok yakındı Gaziantep lehçesi. O nedenle çok da zorlanmadım. Zaten zorlanmadın sen. Baya baya güzel Türkçe konuşuyorsun yani. Teşekkür ederim. Pekala o zaman, yani gelmeden önce Türkiye Türkçesini biliyor muydun yoksa hani bir eğitim falan mı aldın? Evet, kısa süreliğine bir kursa gitmiştim. Ama Türk dilimi geliştirmek açısından üniversite hayatım çok yardımcı oldu. Yani insani ilişkilerle kurtardım diyorsun. Evet, insani ilişkiler ve dersler de tabii ki yardımcı oldu bu konuda. Peki hala zorlandığın ya da ilk başta öğrenirken çok zorlandığın kelimeler yok mu ya da cümleler? Tabii ki var. Yani dillerimiz ne kadar yakın olsa da aslında çok farklı anlamlara geldiğini söyleyebilirim bazı kelimelerin. Özellikle mesela körpü kelimesi. Yani biz körpü deriz. Türkçe'de köprü. Hani P, R, R, P farkları var. Harfler değişiklik gösteriyor. Bazen evet kafam karışıyor. Acaba hangisi? Körpü mü, köprü mü? Ya da kirpik, kiprik gibi. Ha, aynı şeyden bahsediyoruz. Anlam aynı ama sadece harflerin yeri değişiyor ve seslendirirken biraz tereddüde kalabiliyorum. Acaba hangisi diye. Ama olsun, yine de çok güzel konuşmuyor mu ya? Yani birazcık zorlamak lazım diye düşünüyorum. Mesela şöyle yapalım mı? Mehmet'in mercan tesbihini imamelemeli mi, imamelememeli mi? Bunu söyleyebilecek misin? Bir de ona bakalım. Biraz zor. Deneyeyim. Mehmet'in mercan tesbihini imamelemeli mi, imamelememeli mi? Hocam, arkadaşın Azerbaycanlı olduğuna emin miyiz? Hepsini söylüyor bayağı. Ama hala Mehmet derken H'leri yutuyor. Gerçi olsun. Trakya'da hepsini yutuyorlar ama. Güzel konuşuyor yani.
Göreme Açık Hava Müzesi'nde kiliselerden birine, Elmalı Kilise'ye gidiyoruz. Çok iyi korunmuş bak. Evet. 10. 11. yüzyıldan kaldı. Avanos'tayız ve çömlek yapmaya geldik. Bakalım başarılı olabileceğiz mi? Var mı senin bununla ilgili bir iddian? Bir iddiam henüz yok. Henüz yok bir de. Henüz yokmuş evet. Bir de. Peki sizde başka bir şey söyleniyor mu bununla ilgili? Evet. Burada çömlekçilik yani. Çömlekçiliğe dolusçuluk diyoruz. Dolusçuluk. enteresanmış birazcık dolusçuluk. Bakalım kim daha başarılı olacak. Hadi gidelim. Senin boyun mu yetmiyor? Yo yetiyor. Çok kötü sözü. Neyse bayağı. Gerçekten çok bayağı. Seni de göreceğiz Emre. Bu arada bayağı. Tabii bilgi verelim. Bu şu anda Niger'in fazla bulup arttırdığı çamurlar sadece buraya yani bu yöreye özgü çamurlar. Hani başka yerin çamurlarıyla evde, bahçede bulduğunuz çamurlardan olmuyormuş maalesef bu testi. Şu anda olmuyor gerçi testi ama Niger becerebilirse inşallah. Kalk bakayım, kalk kalk. İlla ustayı geçirecekler başına bak. Peki bu Türkiye maceran nasıl başladı? Üniversite hayatıyla başladı. Üniversite kazandım burada. ODTÜ'deydim. ODTÜ'ye geldim. Küresel Siyaset Uluslararası İlişkiler bölümüne. Daha sonra üniversitemi değiştirdim. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geçiş yaptım. Bu süreç böyle başladı. Yani ne bileyim, insanlar ev, mahalle bile değiştirirken 40 yıl düşünüyorlar. Sen evet. Bir anda ülke değiştirmişsin, üniversite hayatı vesaire. Yani zor bir karar. Peki neden Ankara? Tabii ki Ankara, İzmir, İstanbul gibi seçenekler vardı ama bunların arasından Ankara'yı seçtim. Payitaht nasıl olsa. Payitaht? Evet. O ne demek? Başkent. Ha, başkent demek. Evet. Ha. Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela kent... Türkçe'de hani bir şehir anlamına geliyor ama bizde kent biraz daha köy, hani köy anlamına geliyor. Biraz ha, bu açıdan farklılıklar var. Siz köye kent diyorsunuz, başkente payitaht diyorsunuz. Evet, evet. Aynen güzel öyle. Benzerlikler bence. Evet. Güzel. Peki sonraki planların neler? Yani okul bittikten sonra ne yapmayı planlıyorsun? Yani şöyle, ben şu an Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Mülki Oda Orkestrası'nın şefliğini yapıyorum. Aynı zamanda kurucusuyum. Müzikle de çok yakından ilgileniyorum. Evet, siyaset ve kamu yönetimi okumama rağmen müzik hobimi de bırakmıyorum. Tabii ileride hangi tarafı seçeceğimi bilemiyorum. belki her ikisi de olabilir yani şu an yani için. Yani hobinin iş olma ihtimali de var mı? Evet, olabilir. O farklı oluyor biraz. Evet, buraya ait bir şey herhalde bu. Yani. Bak şimdi görürsün. Hı
güzel görünüyor. Bu bizim Piti'ye çok benziyor. Neye? Piti. Piti ne ya? Azerbaycan'da bir yemek. Aslında testide o da yapılıyor ama ismi küpe. Ne küpe? İsmi küpe? Testi. Ha, testiye küpe deniyor. Aynen. Yemeğin evet, adı evet. Piti. Piti, evet. O güzel. Onun içinde ne var peki? Onun içinde de et, nohut, soğan, su bunlar var. Bir de özellikle Şeki bölgesinde çok meşhur. Çok güzel. Şeki bir şehrin ismi mi? Evet evet, Şeki bir şehir. Güzel, peki bunun onun arasında ne gibi bir fark var? Sanırım burada sarımsak var. Başka? Pomidor var. Pomidor tam olarak biber hangisi var. Ya? Pomidor hangisi? Pomidor, domates. Sarımsak, evet. Sarımsak. Sarımsak, sarımsak. Peki bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Sarımsaklasak da saklasak. Ha, söyleyemedi evet. Demek ki o kadar da yani işte bulduk sonunda bir açık. Bu arada biz sizin yerinize de yiyoruz. Kusura bakmayın ama hadi bize de size de afiyet olsun o zaman. Afiyet olsun sizce ne deniyor? Nuş olsun. Nuş olsun. O zaman hem nuş olsun hem afiyet olsun, olsun hepimize. Buraya kadar gelinir de at binmeden gidilir mi hiç? Sen daha önce hiç bindin mi atla Nigar? Çocukken bindim. Ne kadar çocukken? Muhtemelen hayvanat bahçesine ilk defa gittiğim zaman olabilir. Hmm. Peki evet. Buraya neden güzel atlar ülkesi deniyor onu biliyor musun? Tahmin edebilirim ama tam bilmiyorum sanırım. Yani şöyle, burası yüzyıllar önce Pers Katpatuga diye bir krallık varmış. Ve güzel atlarıyla meşhurmuş. Ondan dolayı da güzel atlar ülkesi denmiş. Tabii o Katpatuga zamanla günümüze Kapadokya olarak gelmiş. Gördüğün gibi de atları harika. Evet, gerçekten çok güzeller. Hatta bizim bununla ilgili atasözümüz bile var. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Ama bizim de buna benzer bir atalar sözü var. Biz atalar sözü diyoruz bu arada. Vay, güzelmiş. At ölür, nalı galar. İgi döler, adı galar. Sen atasözlerini biliyorsun da attan niye bu kadar korkuyorsun onu anlamadım ya. Yok, korkmuyorum. Uzaktan çok sevimli görünüyorlar ama. Uzaktan seviyorum diyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Birazdan bineceğiz de bizim atlarımız hazırlanıyor bu arada. Biliyorsun değil mi? Evet, evet. Gel istersen bineceğimiz atlara bakalım bir de. Bakalım. Bu arada oturan atı görmek de kolay değildir. Bak geldi, evet, arkamıza oturdu. Hem de beyaz at. Evet, beyaz at. Belki şans getirir. Umarım. Hadi gidelim, gel. Merhaba. Ama herhalde tek olmayacak at değil mi? Ben yapamam, ben düşerim. Yok lütfen, hayır. Birazcık korkuyor. Durum hallolursa eğer yola çıkacağız inşallah. Korkmamam lazım çünkü bir Kafkasya kanı var. Ama korkuyorum. Korktuğun kadar var mıymış? Yok. Ben dedim sana korkacak o kadar bir şey yok ya. Evet, yokmuş. Bir de adı da Rüzgar ya. Böyle Bakü'de Rüzgar şehri. Çok iyi anlaştık. Ve maalesef geldik bir programımızın daha sonuna.
Seni tanımak çok güzeldi Nigel. Bize eşlik ettiğin için teşekkür ederiz ve tanıştığıma da gerçekten çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi. Ben de çok memnun oldum seninle tanışmama. Evet, gerçekten çok güzel zaman geçirdik. Çok güzel anılar biriktirdin. Çok sağ ol. Azerbaycan'ı da beklerim ayrıca. Yönetmenim, duydunuz değil mi? Daveti aldık. Siz de şahitsiniz. Azerbaycan'a da gideceğiz umarım inşallah. Tamam o zaman. Değerli izleyenlerimiz, bir başka bölümümüzde Türk Cumhuriyetlerinden bir başka dostumuzla ülkemizin bir başka cennet köşesinden sizlere merhaba diyene dek hoşça kalın. Ha bu arada sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip etmeyi unutmayın.